En düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıkacak bu kanunla, teklifle. Bu iyi ama kesinlikle yeterli değil. Memur maaşlarına %2,5 bir ek zam öngörülüyor bu teklifle. Elbette ve şüphesiz bunu da yeterli görmüyoruz. Ama biz komisyonda 300 lira, 400 lira, 500 lira maaş alan dul ve yetimler var. Bunların da en az 1500 olması ile ilgili bir teklif verdik. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunun da bilinmesini istiyorum. İşçi ve esnaflıktan emekli olanların maaşlarına %25, memuriyetten emekli olanların maaşlarına %30 zam verilmesine de eşitsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ve bu konuda da verdiğimiz teklif reddedildi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayrıca bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğumuz bir kanun teklifi de var değerli arkadaşlar. Bu Merkez Bankası ile ilgili düzenleme ile ilgili de meclisteki görüşmeleri aracılığınızla bütün kamuoyunun takip etmesinde büyük önem ve yarar görüyoruz. Türkiye bir sömürge devleti değildir. Bir ülke istedi diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Merkez Bankası'nın itibarını, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını yerle yeksan etmesini ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yapılmasını da kabul etmiyoruz. Buna da rızamız yoktur. Değerli arkadaşlar, her gün bir trajedi, her gün bir travma yaşıyoruz. Avukat Dilara Yıldız ve Raziye Ozkaya bir cinayete kurban gittiler. Enes Kara intihar etti. Çekip bıraktığı video gençlerimizin nasıl bir iklim içinde olduklarının çok somut ibretlik bir halidir. Ve Türkiye'de taciz, tecavüz, yangın, cinayet, intihar nerede? Özel yurtlarda, vakıf yurtlarında, cemaat yurtlarında, kaçak yurtlarda. Soruyorum, devlet nerede? Bu konu artık kabul edilebilir sınırların çok üstünde bir hal aldı. Bu konuda herkesin üstüne düşeni amasız fakatsız yerine getirmesi lazım. Saray hükümeti ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor, ne yapabiliyor? Anlamak mümkün değil. Çocuklarını, gençlerini, kadınlarını korumak devlet olmanın gereğidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özel, vakıf, cemaat, tüm yurtların denetimi ve kontrolünü istiyoruz. Devlet tarafından denetim ve kontrolünü istiyoruz. Kaçak yurtlara göz yumulmamasını ve kapatılmasını istiyoruz. Kaçak yurtların devletin göz ardı etmesini, 3-5 çocuğu bir araya toplayıp bir evde bunları bir ideal altında, ideolojik bir perspektifle bir arada tutup onlara ayrıca bir ideolojik eğitimi zorla dayatmanın neticesinde Enes Kara kardeşimizi, evladımızı kaybettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin durdurulması için bir an önce İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konmasını, çekincenin ortadan kaldırılmasını da ısrarla talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti'nin tavrı kadına şiddeti, tacizi, tecavüzü özendirmektedir. İnsanlar cüret ve cesaret bulmaktadır. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi noktasında AK Parti'nin tutumunun bu işlerin yaygınlaşmasına bir sebep, bir vesile olduğunu düşünüyoruz. Ve AK Parti yönetimine buradan sesleniyorum. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri konusunda hepimizin iktidarıyla, muhalefetiyle üstümüze düşeni yapmak boynumuzun borcudur. Siyasetin gereğidir, ahlakın gereğidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, beyefendi bugün 52 dakika konuştu ve 52 dakikalık konuşmasının 32 dakikasını CHP'ye ayırdı.
Bu bizim esasen doğru yolda olduğumuzu gösterir. Kendisine teşekkür ediyoruz. AK Parti grubunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın, sağ olsun. Ama bir şey var. Dili her geçen gün daha kabalaşan, kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı edepsiz, çirkef, cahil, sefil, habis ifadelerini kullanamaz. Kullanmamalı. Bu kötü örnek olur. Çocuklara kötü örnek olur. Tayyip Erdoğan konuşurken 18 artı diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım. Ve bugünkü konuşmasında şu söz aklıma geldi. Müflis tüccar eski defterleri karıştırır, bilirsiniz. Bir, güzel bir sözdür bu. Tayyip Bey Türkiye ekonomisini getirdiği bu halden kurtulmak için, bunu örtmek için ekonomideki yanlış kararlarının faturasını kendisine çıkmasını önlemek için bütün eski defterleri karış karış karıştırıyor. Allah selamet versin. Tekrar söylüyorum, Türkiye ekonomisinde artık bir cahiliye devri vardır ve devam etmektedir. Bu kafa Türkiye ekonomisini olsa olsa duvara toslatır. Ve yazıktır, günahtır. Geliyor, ötekileştiriyor, kutuplaştırıyor. Kaba ve yaralayıcı laflar ediyor. Toplumu kriminalize ediyor, muhalefeti terörize ediyor. Dili nefret, üslubu öfke ve kin kusuyor. Ne yapacağız şimdi? Güleceğiz. Güleceğiz. Kötü söz sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa o çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu noktaya gelmesi Türkiye açısından sıkıntılı bir tablodur. Gerilmiş, geren, kin kusan bir cumhurbaşkanının ne topluma ne ekonomiye bir faydası olmaz. Eğer iddialarında, ekonomik projeksiyonunda samimi ise hangi AK, kendi oturamaz zaten, gelemez de, hangi AK Partili üst düzey yöneticiyi, hangi Cumhuriyet Halk Partili yöneticiyle bir arada kamuoyunun önünde tartışmasını istiyorsa, onlara en çok destek veren kanallarda bunu yapmaya biz hazırız. Madem bu kadar iddialısın, madem ekonomi bu kadar iyi gidiyor, iyi gideceğini söylüyorsun, öngörüyorsun, gel buyur. Senin iktisatçınla bizim iktisatçımız otursun, senin yandaş kanalında, senin yandaş moderatörün önünde tartışsınlar. Bu yok. Ne var? Tek kale maç kendi grubunu topluyor. Alkış kıyamet, CHP aşağı, CHP yukarı. Yani daha önce söylemiştim, CHP kadar başına taş düşsün diye. Yine söylemek zorundayım yani. 52 dakika konuşuyorsun, Türkiye'nin cumhurbaşkanısın, 32 dakika CHP'ye ayırıyorsun. Bu bizim için kötü bir şey değil, onu söyleyeyim. CHP korkusu Erdoğan'da fazla nüksetmiş. CHP korkusu Erdoğan'ı bir paranoya hali içine düşürmüş. Bundan da tabii ki memnun oluruz. Onu söyleyeyim. Bizim projeksiyonlarımızı, projelerimizi soruyor. Biz söylüyoruz, sen yapıyorsun zaten. Yani taşerona kadrodan emekliye, iki maaş ikramiyeye kadar, iki ikramiyeye kadar sayısız Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisini meclisteki çoğunluğunla birlikte hayata geçiriyorsun. Biz gene Türkiye için doğruları söylemeye, senin Türkiye'yi soktuğun bu yanlış yoldan çıkman noktasında üstümüze düşeni yaparız. Ama bir şeyi bilmen lazım ki yolun yanlıştır. Değerli arkadaşlar, bir cumhurbaşkanı böyle bir tavır tutum içinde olamaz. Bu olmaz. Böyle cumhurbaşkanlığı olmaz. Muhalefete küfür ederek cumhurbaşkanlığı yapılmaz. Ondan sonra AK Parti şapkasıyla konuşuyorsun, sana cevap verilince cumhurbaşkanı şapkasıyla bana hakaret ettiler diye efeleniyorsun. Efeleniyorsun. Bu olmaz. Millet buna sıcak bakmaz. Milletin vicdanı bunu kaldırmaz. Yaptığın yanlışları Türkiye'yi gererek, insanları kutuplaştırarak örtbas edeceğini düşünüyorsan hiç boşuna düşünme. Senin istediğin gerilim ortamının oluşmasına
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim rızamızda olmaz. Bu tuzağa da düşmeyiz. Sokak sokak sokak, Kazakistan, Kazakistan, Kazakistan. Hiç merak etme. Türkiye'nin huzurunu korumaya Cumhuriyet Halk Partisi yeter. Sana da, trollerine de, avanene de Türkiye'nin huzurunu bozacak bir iş yaptırmayız. Provokasyonlarına alet olmayız. Ekonomide yaşattığın felaketi, Türkiye'yi gelerek, kutuplaştırarak, insanları birbirine düşürerek kapatmana seyirci de kalmayacağız, alet de olmayacağız. Bunun bilinmesini istiyorum. Biz siyasette eskiden şöyle derdik. Bir siyasi partinin bir köyde mesela bir oyu vardır. Bir önceki seçimde bir oy almıştır. Sonra o köyde o parti iki oy alır örneğin. Ve şöyle denir. Falan köyde oylarımızı %100 arttırdık. Şimdi beyefendi de enflasyonda dünyanın en ileri ülkeleri bizden kötü durumda diyor. İşte Amerika'da enflasyon yüzde şu kadar arttı diyor. Şimdi çok net söyleyeyim hemen. 184. Burada bu listede 184 ülkenin enflasyon rakamları var. Bu itibarlı bir uluslararası kuruluşun listesi. Devletin de itibar ettiği bir kuruluşun listesi. Türkiye, bundan utanıyorum, üzülüyorum, 8. sırada. Dünya enflasyon liginde. Şampiyonlar ligindeyiz enflasyonda, dünyada. Bizim üstümüzde Arjantin var, Zimbabwe var, Surinam var, Suriye var, Lübnan var, Sudan var, Venezuela var. Bizim üstümüzde. Ve ondan sonra ilk sayfada zaten 7'lere düşüyor. Bu da TÜİK rakamı. Türkiye bir hiper enflasyonla karşı karşıya. Değerli arkadaşlar, 2021 yılını sağlıkçılar yılı olarak ilan ettiler. İyi, biz de sevindik. Covid-19'la mücadelede sağlıkçıları alkışladık. Vefa, minnet, şükran duygularımızı hep beraber belirttik. Ama son 2 yılda 9000 doktorun istifasını engelleyemedik. Son 10 yılda 5000 doktorumuzun yurt dışına gitmesini engelleyemedik. Sadece son 2 yılda sadece Almanya'ya 3000 doktorumuzun gitmesini, Türkiye'den adeta kaçmasını engelleyemedik. Bir hafıza tazelemesi yapalım. 1 Aralık 2021'de doktorlar ve diş hekimlerine bir iyileştirme yaptık mecliste. Sonra 2 gün sonra geldiler, dediler ki ya tabip dışı sağlık çalışanlarına da bunu yapmamız lazım. Yapalım, buyurun getirin. Kayıtsız şartsız, konuşmasız görüşmesiz. Getirin, kaldıralım parmaklarımızı. Getirdiler. Dediler ki 3 Aralık Cuma günü meclis normalde çalışmaz. Cuma günü sabah toplanalım, bu işi bitirelim. Tamam, hay hay. Cuma günü sabah toplandık. Saat 11'de toplandık. Meclis başkanının arka odasında, kulis odası diyelim oraya. Dediler ki biz şimdi bundan vazgeçtik. Niye? Olmadı işte, uzmanlar ayarlayamadı, toparlayamadı. Ya ayıptır günahtır. Biz milleti Ankara dışına göndermedik. Cuma günü meclis toplansın, sağlık çalışanlarına borcumuzu ödeyelim diye. Oradan vazgeçtiler. 12 Aralık'ta da doktorlara ve diş hekimlerine 1 Aralık'ta verilen iyileştirme maddelerini komisyona geri çektiler. Ve kanun metninden çıkardılar. Hoppala. Bütçe görüşülürken de bu yapıldı. Şimdi ne olacak? Soruyoruz. Ne oldu sağlıkçılar? Gakkuk. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Erdoğan'ın bir sözü var. Hakikaten doğru bir söz. Çok doğru söylemez ama. Sağlık çalışanlarının hakları ödenmez dedi. Ödenmez dedi ve ödemiyor hakikaten. Yani ödenmez bir emir kipi olarak bunu ödenmez, bu yapılamaz, yapmam ben bunu diyor. Doğru söyledi. Biz onu sağlık çalışanları çok çalışıyorlar, gayretleri, emekleri, performansları için döktükleri terin, sarf ettikleri performansın karşılığı yok diye anlamıştık. Hayır, meğerse beyefendi demiş ki sağlık çalışanların hakkı ödenmez kardeşim. Ödemiyorum demiş. Ve sağlık çalışanlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak ben özür diliyorum. En azından kendi adıma. Ayıp ediyoruz.
suç işliyoruz. Yazıktır, günahtır. Sağlık Bakanı çırpınıyor, doktorlar istifa etmesini. Gidiyor adam, gidiyor. Türkiye'den gidiyor. Bir ülke düşünün, doktorları Almanya'ya gidiyor. Beyefendi de diyor ki Almanya bizi kıskanıyor diyor. Pes yani, pes ki pes. Asla kabul edilemez. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de devleti soymanın adı devlet sırrı oldu. Bu da Erdoğan yönetimindeki ucubeliklerin bir başka örneği. Bu 20 Aralık gecesi ne oldu? O gece ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun peşini bırakmayacağız. Tıpkı 128 milyar dolar gibi. Fakat cevap vermeye pek niyetleri yok. Bulabilirsek cevapları biz bulup kamuoyuyla paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu'nu 27 Kasım tarihinde görevlendirdiler. Dedik ki bu Devlet Denetleme Kurulu bu işi yapamaz. Biz 1 Aralık'ta biz araştıralım dedik. Kur manipülasyonunu genel kurulda genel olarak kur manipülasyonlarını bir araştırma komisyonu kuralım biz araştıralım meclis olarak dedik. Niye kaçıyorsun kardeşim? Sen AK Parti'nin MHP'nin milletvekilleri kur manipülasyonu yapmadınız. Yapmamışsınızdır. Araştırmakta yani milletin kör kuruşunun hesabını sormakta kime ne zarar var? Hayır, red. Sonra dedi ki 20 Aralık'ta ne oldu kardeşim? 20 Aralık için bir önerge verdik. Bu gece kim ne aldı? Kim 17-18'den sattı? Kim 11-12'den ne aldı? Merkez Bankası arka kapıdan bankalara ne sattı? Sonra aynı Merkez Bankası bankalara sattığını daha yüksek faizle nasıl geri aldı? Bunları araştıralım. Yok, hayır, araştırmayalım. Bir ortada resmi kayıtlarda bile Merkez Bankası'nın o kısa sürede döviz rezervinin daha eksiden daha eksiye düştüğünü gösteren resmi belgeler var. Bir avuç zengine kıyak yapıldı, fakirden alınıp. Bu Erdoğan'ın icadı. Her gün bir icat yaptı bu ara biliyorsunuz. Önce dedi ki dövizi TL'ye çevirin. Bu kesmedi beyefendiyi. TL hesabınızı da işte 3 ay vadeli yatırın. Kur garantisi vereceğim. Sonra altın hesaplarını yatırın. Kur garantisi vereceğim. Yetmedi en son şirket hesaplarını şirketlere çağrı yaptı. Kur garantili mevduata çevirin. Olmuyor. Damadın bir dönem yaptığı gibi. Olmuyor. Her gün bir icat ama her gün kötüye gidiyoruz. Bir söz var. Güzel bir söz. Yanlış yola girildiğinde hızlandıkça daha çabuk kaybolunur diye. Türkiye ekonomisinin durumu budur. Yanlış yola girilmiştir ve hız yapıldıkça kaybolma zamanı daha da kısalıyor ve kayboluyoruz. Bakın 4 Ocak önergemiz, 1 Aralık önergelerimiz bu kur manipülasyonları ile ilgili 1 Aralık. 4 Ocak direkt 20 Aralık gecesi ne olduğu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından bakanlara, bakan yakınlarına, bürokratlara kadar kimler döviz aldı, almadı araştıralım önergelerimiz mecliste reddediliyorsa burada bir şey vardır. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Burada suç ortaklığı vardır. Şimdi beyefendi diyor ki faizler, faizler, faizler. Kim ne yaparsa yapsın faize karşıyım, faizi düşüreceğim. Politika faizi %14. Politika faizi indi de kimin faizi çıktı? Vatandaşın bankadan %23 aldığı faiz şimdi %29. Beyefendi de faize karşı. Faize karşı hali buysa faizi destekleyen halinden Allah Türkiye'yi korusun. KOBİ. KOBİ KOBİ deyip duruyor. KOBİ'nin kullandığı ticari kredinin faizi Eylül'de 21. Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başladığı zaman şimdi 24. Devlet iç borçlanma faizi 17'den 26.4'e çıktı. Erdoğan milletin karşısına çıkıp faize karşıyım diyorsun. Sen dün 17'den devlet olarak faizle para alıyordun, iç borçlanma yapıyordun. Şimdi 26 ile yapıyorsun. Kimi kandırıyorsun? Bunu bir çık izah et. Bunlar devletin rakamları. Bir şeyi daha izah et. Politika faizini evet Eylül'de 19'dan 14'e düşürdün.
Peki iç borç faizi Eylül'de 17 idi, şimdi 26 Erdoğan. Sen faize mi karşısın? Böyle faize karşılık olur mu? Faize karşı Erdoğan'ın tüketici ihtiyaç kredisi Eylül'de 23, şimdi tüketici 29,5'tan kredi faiz alıyor, tüketici kredisi alıyor. Erdoğan faize karşı. Sevsinler senin faize karşılığını. Ticari kredi 2000 Eylül'de 21, %21, şimdi 24,5. Beyefendi faize karşı. Böyle gidiyor bu rakamlar. Bunlara sizi boğmak istemem. Ben çok somut bir şekilde fakirin parası nasıl zengine aktarılıyor, çok kısa, çok yalın, hepimizin ve herkesin anlayacağı bir dille şimdi anlatıyorum. Bir şahsın 1 milyon TL'si var. Kur garantili TL mevduata bu parayı yatırdı. Ne zaman? 23 Aralık'ta. O geceden 3 gün sonra. 1 milyon TL. Kur kaçtır o zaman? 11.63. Merkez Bankası'nın her sabah 11'de ilan ettiği kur. 11.63. Bugün kur kaç lira? 13.81. Şimdi 20 günde kur, 20 gün. Adam parayı 3 aylığına yatırdı ha. Sadece 20 gün hesapladım. 20 günde kur %18.75 artmış. Hiç artmasa ki bundan sonra artar. Temennim artmaması. Kurun hiç artmayacağını, 13.8'de kalacağını düşünüyorum. Ve 3 ay faiz süresinin, yani 23 Aralık peşine Ocak, Şubat, 23 Mart'a geliyorum. 23 Mart'ta 3 ay dolunca bu beyefendi bankadan 1.188.000 lira alacak. 1 milyon yatırmıştı ya. 1.188.000 alacak. Yani 188.000 lira faiz alacak bu arkadaş. Kur garantili TL mevduat hesabı yaptığı için. Bu da tabii kurun artık artmayacağını hesapladık. 3 aya sonra Allah biliyor ne olacağını. Velev ki artmadı, böyle kaldı. Bu 188.000 liranın 38.000 lirasını banka normal faiz olarak vatandaşa ödeyecek. Bankadan çıkacak 38.000'i, 150.000 lirası kur garantili TL mevduat hesabı olması hasabıyla hazineden çıkacak. Yani devletten, yani milletten çıkacak. Yani sokaktaki ayakkabı boyacısından hastanedeki hemşiremize kadar, itfaiye personelinden cezaevindeki infaz koruma memuruna kadar, tarladaki çiftçiden fabrikadaki işçiye kadar herkesin devlete ödediği vergiler alınacak. Bu 1 milyon para yatıran beyefendiye ilave 150 bin lira para verilecek. İşte fakirden alıp zengine verme bu. Hesabı 1 milyon TL üzerinden yaptım. Rakam büyüdükçe para büyüyecek. Erdoğan cebinden mi verecek? Yok. Hazineden verecek. Hala da kanunu çıkmadı ayrı da. İşte vatandaş böyle soyuluyor. Benim param var. Garanti veriyorlar, götürüp yatırıyorum. Normal almam gereken 38 bin lira 3 ay sonra ben 188 bin lira alıyorum. Aradaki 150 bini banka vermiyor. Hazine veriyor. Beytülmal'den alıyorum, zenginin cebine koyuyorum. Sonra fakir fukara, garip kuraba aldığı ekmekten çocuk bezine kadar her şeye vergi verip bu hazineyi yeniden dolduruyor kardeşim. Eğer bu adaletse bu adalet olmaz olsun. E nereden işte bu nasıl olacak? 2022'ye girerken asgari ücrete %50 zam geldi, memur maaşına %39, emekli aylıklarına %25 zam geldi ama un %50, ekmek %87, simit %100, tavuk %25, elektrik %130 ki bir yılda 46 defa elektriğe zam geldi, %130, doğalgaz %50, benzin %90, mazot %106 zamlandı. Bu zamlar nereden karşılanacak? Bu zamların bedelini kim ödeyecek? Fakir ödeyecek. Bu zamlardan toplanan nereye gidecek? Zengine gidecek değerli arkadaşlar. Bu kabul edilebilir bir ekonomik tablo değildir. Bu bakımdan ben ekonominin gerçekten ekonominin E'sinden haberi olmayan ekonomi cahilleri tarafından yönetildiği konusundaki kanaatimi bu vesileyle pekiştirdim.
Türkiye'nin bu yönetimi hak etmediğini düşünüyorum ve tek çarenin de derhal, hemen, acil bir seçim olduğu kanaatimi aracılığınızla, aziz milletimizle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Soru var mı efendim? Evet. Biz bu konuda bugüne kadar olduğu gibi üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Konuşmamın başında söyledim. Özel yurtlar, vakıf yurtları, cemaat yurtları, bunların ivedi bir şekilde sıkı bir denetime tabi tutulması lazım. Bunlardan önce kaçak yurtlar var, kaçak cemaat yurtları var. Kaçak. Bunlara devletin göz yummasını kabul etmemiz mümkün değil. Kaçak yurtlara göz yuman vali dahil, kaymakam dahil, bürokratların da akıllarını başlarına almaları lazım. Bu trajediye, bu travmaya daha fazla duyarsız kalmamaları lazım. Bu konu Türkiye için kanayan bir yara haline gelmiştir. Başında da söyledim. Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete, intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı. Kamu vicdanının bunu kabul etmesi mümkün değil arkadaşlar. Evet. Damat da diyordu ki Şubat Ocak'tan iyi olacak, Mart Şubat'tan iyi olacak, Nisan Mart'tan iyi olacak diye diye hikaye masal anlata anlata milletin geldiği hal ortada. Erdoğan da damadın bu yöntemiyle, bu masal yöntemiyle yürüyor. Bu kafayla Türkiye ekonomisinin keşke iyi olsa iyi olması mümkün değil. Ben sizi ziyaretimde de söyledim. Hiçbir siyasetçinin, hiçbir siyasi partinin terör örgütleriyle ve teröristlerle ilişkisini, irtibatını tasvip etmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Ama biz sadece siyasetçilerin terör örgütleriyle değil, suç örgütleriyle ilişkilerini ve fotoğraflarını da kabul ve tasvip etmiyoruz. Hukuki süreç yürüyebilir ama herkes için hukuki süreç yürürse bu daha doğru bir yaklaşım olur. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kolay gelsin. İyi misafir.